Selamlar arkadaşlar. Podgorica'dayım, başkentte, Karadağ'ın başkenti. Bir televizyon tamircisinin önünden geçerken bunları gördüm. Boş marka. Hepsini sergilemişler. Eski. Resmen burası bir müze gibi. Tabii müze değil. Burası bir televizyon tamircisinin dükkanının önü. Resmen bir antika koleksiyonu gibi. Antika eserleri koymuş bir müze gibi adeta. Şöyle gösterelim. Güneş yansımasından da belki zarar görmeden size gösterelim. Şöyle radyolar, belki ne diyelim, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma radyoları görebiliyorsunuz burada. Televizyonlar da var. Eski tip. Resmen şöyle bir baktığımız zaman müzeyi andırıyor diyebiliriz. Cam mekanda böyle. Tarafa da böyle güzelce eski antika diyelim, çalışmayan durumdaki televizyonları ve radyoları eklemişler. Şöyle çevreyi de biraz göstereyim arkadaşlar size. Çevre şöyle, yukarıda terminal, yukarıda üst kısımda. Burası ana caddeye çıkan yol. Saat kulesi ilerideymiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim, ilerleyelim biraz. İleride saat kulesinin olduğu yer buradan gözüküyor. Biraz uzakta. Dümdüz gideceğimiz yerde. O tarafa doğru gideceğim. Oradan da videolar çekeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yaklaştırarak. Saat kulesi. Ne olduğu yer. Bu video bu kadar. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Şöyle de dönelim. Arkamızda terminal bölgesi. Terminal bölgesinden çarşıya doğru yürüyerek gidilebiliyor. Arkada kaldı orası. Şimdi saat kulesine doğru ilerleyeceğim. Meydana doğru, çarşıya doğru. Orada da videolarım devam edecek. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Beğeniler yapabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz. Sizlere zahmet ve abone olmak isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz derken farklı bir görüntü gördüm arkadaşlar. Budva'da, Budva şehrinde ve Kotor şehrinde ben hiç dilenci görmemiştim. Ama bu burada bir abla bir dilencilik yapıyor. Görüyorsunuz. Abla şey yapıyor. Burası da bir fırın arkadaşlar. Fırın. Burası ekmek satıyor. Teyze de burada dileniyor. Dilenci. Şehirden de bir kesi sunmak istedim. Şöyle fırında sırayla giriyorlar içeriye arkadaşlar. Burada pandemi kurallarından dolayı teker teker alıyorlar. İçeride biraz küçük olduğu için. Küçük bir fırında burası. Burası da bar gibi, pub gibi bir yer arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim, devam edelim. Tam videomu bitirecekken farklı bir enstantane gördüm. Çünkü diyebilirsiniz ki dilenci her yerde var. Neden bize gösterdin? Çünkü arkadaşlar burada birçok şehirde yok. Budva'da yok, Kotor'da yok. Birçok şehirde yokken Podgorica'yı başkentte gördük. O da büyük ihtimalle Karadağ halkı değildir. Dışarıdan gelenlerdir. Çünkü öyle olduğunu söylüyorlar. Dışarıdan gelenler yapıyor bu işi diye. Şu ana caddeden de bir gösterelim. En işlek caddelerinden bir tanesi. Burası Podgorica'nın. Hava da bugün biraz güzel. Önceki günlere göre ülke genelinde birkaç derece sıcaklıklar arttı. Şöyle gösterelim. Ana caddeye giden yol buralar. İştek, trafik lambalarının olduğu yer. Gösterelim ana caddeyi, karşıdan geçen arabaları ve şu kısımda yukarıya doğru giden yerde benim geldiğim yer, terminalden inmiş olduğum yer. Terminal çok eksikiydi, bakımsızdı. Burada terminaller genelde küçük oluyor. Budva ve Kotor'un terminali fena değildi ama Podgorica başkent olmasına rağmen biraz eskiydi. Belediyecilik faaliyetleri de arkadaşlar burada biraz yavaş ilerliyor. Çok fakir bir ülke olmamasına rağmen, zengin ve halkın da durumu iyi olmasına rağmen belediyecilik faaliyetleri biraz zayıf burada arkadaşlar. Terminali de ben pek beğenmedim açıkçası. Geleceksiniz eğer Podgorica'da terminalden indikten sonra yürüyerek buraya kadar gelebilirsiniz. Çok uzak değil. Şöyle dört yolu vesaire gösterelim sizlere. En işlek yerlerinden bir tanesini gösterelim. Karşıda da saat kulesi var arkadaşlar. Az önce de zoomlayarak göstermiştim. Trafik lambalarının hemen arkasında. O bölgeye doğru gideceğim birazdan. Çekim yapacağım. Sizler için arkadaşlar. Kendimi çekmiyorum. Çevreyi çekmeye çalışıyorum daha çok. Arkadaşlar. Şu an kırmızı ışık yanıyor. Bekleyeceğiz. Çevreyi de şu an gösterelim sizler için. Şöyle. Ve ışık yandı. Geçiyorum arkadaşlar.
burada yaya geçitlerini ayağına attığınızda attığınızdan itibaren Balkanlar'da, Avrupa'da birçok yerde arabalar zaten duruyor. Güvenli bir şekilde geçebilirsiniz. Ana arterlerde, ana yollarda tabii ki biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Lambaları, ışıkları takip ederek gitmek gerekiyor. Şimdi ben ilerledim. Videomu kapatmayı düşünürken hızlı bir şekilde size şehir turu attırayım diye düşündüm. Evet, buradan devam ediyoruz yürüyerek. Dümdüz arkadaşlar, yaklaşık terminalden bu gördüğünüz karşıdaki kulenin olduğu yere maksimum 10 dakika bile sürmez. O şekilde yürüyebilirsiniz. Taksiye binmenize hiç gerek yok. Eğer şehir merkezine gelecekseniz. Yolda gelirken de size farklı bir şey, anekdotlar göstereyim dedim. Eski bir televizyon tamircisinin önünde durduk. Orada vitrinde koymuş eski televizyon ve radyoları gördük. Ardından